Mendil'in baskın faktörleri son zamanlarda yeni bir isim aldı. Genler saç renginden uzunluğa, bir hastalığınızın olup olmadığına kadar her şeyi etkiliyor gibi görünüyorlar. Ne çeşit bir reçete taşıyorlar? Başka bir deyişle genler ne yapıyor? Cevap çok tatsız şartlar altında 1900'lerin başında Great Ormond Street Hastanesi'nde Mendel'in çalışmalarının ortaya çıktığı sırada tedavi edilen hastalardan geliyor. Archibald Garrett'in arkapnoneuria hastalığının konusunda hassas tıbbi bilgisi vardı. Diğer bulgular arasında garip bir durumda, gerçi yediği yiyeceklerle de ilgisi vardı ama hastanın idrarının ve kulak kirinin havaya maruz kalmasıyla siyahlaşmasıydı. Merak uyandırıcı bir şekilde Garrett bu konudan yakınan hastaların birbirleriyle akrabalık ilişkileri olduğunu fark etti. Hastalık genetikti. Mendel ve genetik hakkında bildiklerinden, arkapnoneuria hastalığına maruz kalmış olanların kalıtım olarak aldıkları iki kopyanın hatalı bir genden olduğunu anladı. Ama bu hastalıkta ne oluyordu, onu bilmiyordum. Hastalar, adı homojenstik olan bir madde biriktiriyorlardı. Normalde bu madde vücutta kimyasal reaksiyonlar sonucunda tüketiliyordu. Bu hastalarda bir şey eksikti. Sanki vücudun bir üretim bandı var gibiydi. Eğer bir çalışan hastalanırsa ve çalışmayı bırakırsa ummadığınız bir birikme olur. Hastalıkta hasta yapan nedir? Garrett kesinlikle bunun bir kimyasal reaksiyonla hızlanan bir enzim, bir protein olduğunu fark etti. Bu şartlarda biri bundan kurtulabilir miydi? Yani homojentisikten. Garrett her bir genin protein yapma amacında olduğunu ortaya attı.